Merhaba arkadaşlar. Eskişehir Bir Eğitim Kurumları'nın uyguladığı TET4 sınavının Türkçe bölümünün video cevap anahtarıyla birlikteyiz. iş e, takip edeceğimiz kitapçık A olacak arkadaşlar. İlk soruyla başlıyoruz. İlk sorumuzda diyor ki e, numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayrı içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır demiş. E, gürültü karşılık olaylarla dolu hayatlar değildir. Gürültülü karşılıklı olayla doğru yani kalabalık anlamında kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru sıkıntı yok. Kendi halinde yani hiçbir şeye karışmayan uygundur. Daha sonrasında perdenin arkasından sokaktan gelip geçenleri seyrederken bir yandan da işlerinde fark edilme gerginliği taşırlar. Fark edilme gerginliği taşımak, hissetmek, bunu farkında olmak anlamında kullanılmış doğrudur o an için onlara yaşama sevincinin tohumlarını aşılayan bu seyretme için yapıyor olsalar da görülme ihtimaline karşı bir hamlede çekilmeye hazırlanır. Yani e, karşı arkadaşlar burada rağmen olarak kullanılmaya çalışılıyorsa bu e, karşın olması lazım. Karşın rağmen anlamına gelen sözcü karşı kelimesiyle çok soruda beraberce verilip e, bu noktada akıl karıştırmaya yönelik arkadaşlar bir tavır sergilenebilir. O yüzden cevabımız denizde olacak. Bir hamlede bir anda çabucak anlamına geliyor. Edirne'de doğru. İkinci sorudayız. Hangisi numaralanmış cümlelerden geçen deyimlerin birinin karşılığı değildir demiş. Eşleştirelim. Başlangıçta her yeni kurumda yaşanan sorunları biz de yaşadık ama artık taşlar yerine oturdu. Taşların yerine oturması her şeyin yerli yerinde olması anlamına geliyor. Mahallede herkes onu tanır. Dalına basmazsanız kuzu gibi adamdır. Yani eğer ki hassas noktalarını hoşlanmadığı şeyleri Dokunmazsanız iyi bir adamdır demiş ve denizli seçeneğinde hoşlanmadığı diye karşımızda. Havadan nem kapan her şeyden her durumdan çok hızlıca etkilenen diyor. Şöyle seçeneklere bakıyoruz sanki yok gibi. Doğu dillerini öğrenmek kolay değildir. Bunun için Çince'yi öğrenmek için akla karayı seçmişler. Yani çok sıkıntı çekmek, güçlükle karşılaşmak evet ee, bunu eşleyebiliriz derginin yayın politikasını değiştirmeye kalkarsa o zaman iş değişir. Çünkü bu çizmeden yüre yukarı çıkmak yani yetkisinin ötesine geçmek, dışarı çıkmak anlamında adana olur. Doğru cevabımız arkadaşlar bu noktada Ceyhan olacak. İleri görüşlü olmakla tabii ki burada e, buluttan nem kalkmak arasında hiçbir bağlantı yok. Dolayısıyla boşta kalan seçeneğimiz Ceyhan oldu arkadaşlar. Soru 3 İki numaralı cümle ile ilgili olarak hangisi söylenebilir demiş. Siyanür çevreye yayıldığında tüm canlılar için ölümcül tehlike oluşturan son derece zararlı bir kimyasaldır. Siyanür zararlıdır. Cümle 1. 2. 2000 yılında Romanya'da bir atık barajında Tuna Irmağına karşı karşı 3,5 milyon metreküp siyanür binlerce balığın telef olmasına yol açmıştır. Siyanür zararlıdır. Bakın inanmazsanız böyle bir durum var diye örneklendirmiş. Şöyle ilk seçeneği de hemen indiğim zaman örneklendirmektedir diyor. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. 2 ile 1'in böyle bir ilişkisi var. Durumu örneklemiş arkadaşlar. Soru 4. Kişisel düşünce içermemektedir. Yani nedir? Nesneldir. Nesnel olan cümleyi soruyor. Öznelleri eleyeceğiz. Deniz ve okyanus kelimeleri telaffuz edildiği anda birçok insanla genel bir sakinlik uyanır o kendi düşüncesi. O yüzden öznel. Bir soluk gagalı yelkovan kuşunun midesinden çıkarılan plastik parçalar denizin acımasızca kirlettiğinin en açık kanıtıdır. Evet kirlenmesinin kanıtıdır ama buradaki en bir kelime oyunu arkadaşlar. Onun için en önemlisi bu olabilir ama başka insanlar farklı durumların daha önemli olduğunu düşünebilir. Buradaki en onu öne çıkarttığı için kişisel olarak yürü, rahatça ileriz. Karmaşık olayların iniş çıkışı bir üstü anlatıldığı romanları okumak fırtınalı bir havada dalgı denizlere yol almaktan farksızdır. Burada da e, kendi betimlemesini yapmış. Çok net kişisel bir düşünce var. Denizcilik açısından liman gemilerim... E, barınmalarını, yük alıp boşaltmalarını, indirip bildirmelerine yarayan doğal ve yapay sığınaktır. Bir tanım cümlesi nesneldir. Cevabımız denizli olacak. 5 numaralı soru asıl anlatılmak istenen yani ana düşünce hangisidir nedir gibi bir soru iletmiş bize arkadaşlar. Sonbaharda gökyüzünde süzülen göçmen kuşlar görüp onların nereye gittiğini soran çocuklara ekosistemden iklimlerin nasıl oluştuğundan söz etmek sadece onların kafalarındaki soru işaretini biraz daha büyütür. Yani aslında bunu soran çocuklara bu çok teknik olarak, terimsel olarak açıklanırsa onların kafasındaki soru işareti daha da artar. Yani birazcık aslında şeye getiriyor. Daha açık onların anlayabileceği dilde anlatmak lazıma getiriyor arkadaşlar. Bununla ilgili seçenekte şöyle baktığımız zaman kişilik gelişmeleri, sık sık soru sormaları, bilgi düzeyini aşan bilimsel cevaplar vermek onların kafalarını karıştırır. Onların soru işaretlerini arttırır cevabımız Edirne olacak. Soru 6'dayız arkadaşlar. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali hangisidir? Sevdikleri bir soru kalıbı arkadaşlar. Önemli olan şey yukarıda birleştirirken hem kendinden katmamak hem de aslında olanın dışına çıkmayıp olanı olduğu şekilde aşağıda bulmaya çalışmak. Ne eksik olacak arkadaşlar? Kısacası ne fazla. Vücudumuzdaki her bakteri ve virüsün zararlı olduğunu sanan pek çok insan vardır. İnsanlar sanan dediğine göre aslında zararlı olmadığı noktasında bir düşüncesi var. Böyle sanıyorlar. Çok insan vücuttaki bakteriyi. İkinci cümlede bakteri ve virüslerin bazıları zararlı organizmaların vücuttan atılmasını sağladığı için hatta nedir? faydalıdır. İnsanlar zararlı zanneder virüsleri ama bazıları hatta faydalıdır bile diyebiliriz. Bunu toparlamamız lazım. Her zararlı organizmanın vücuttan atılmasını sağlayan pek çok bakteri ve virüs bazı insanlar tarafından sağlık için zararlı kabul edilir. Birinci cümleyi özetlemiş ama arkadaşlar iki numaralı arkadaş burada yok yarım kalmış düşünce. İkisini birleştirmeliyiz. Vücudumuzdaki bazı bakteri ve virüsleri zararlı organizmalar sanan pek çok insan vücuttan atılan her organizmayı zararlı bakteri ve virüs olarak görmektedir. Yeni yarım kaldı. Fayda kısmı yok. Vücutta bulunan bazı organizmalar bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını sağladığı için Pek çok insan onları zararlı değil, yararlı olarak kabul eder. Hayır, zararlı kabul ediyorlarmış ama yararı da var diyor parçada. Durumun tam tersi burada da bilgi hatası var yukarıdaki parçaya baktığımız zaman. Pek çok insanda bulunan bazı bakteri ve virüsler yararlı organizmaların vücuttan atılmasını sağladığı için zararlı olarak değerlendirilmektedir. Yararlı virüsü zararlı olarak değerlendirmiyorlar. Yararlı vurgusu o zararlı olduğunu düşünen insanlarda zaten yok. Öyle düşünseler zaten virüs dendiği zaman bu mantığı yararlı noktasına da yorarlar. Sadece öyle düşünmezler zaten. Eledim. Bazı bakteri ve virüsler zararlı organizmaların vücuttan atılmasını sağladığı için yararlı olmasına rağmen pek çok insan bunu ne zanneder? Zararlı olduğunu zanneder, zararlı olduğunu düşünür. Edirne cevabı iki cümleyi bizim için toparlamış arkadaşlar. Soru 7. Burada bir ses bilgisi sorusu var. Parçayı takip edelim. Parçada bulduğumuz her bir seçeneği eleyerek ilerleyelim arkadaşlar. Dağların zirveleri ağrırken akarmak, beyazlaşmak, saç içinde kullanılan saçları ağarmış şeklinde k yumuşak g olmuş. Yani ünsüz yumuşaması Edirne'yi elelim. Hava varıyoruz. Zirveleri aydınlatan ışık güneşin doğuşunu haber veriyor. Çevremizde çevirmekten çevre arkadaşlar, kavuşmaktan kavuşak, çevirmekten çevre ses bilgisi sorularına fazlaca ünlü düşmesi olarak karşımıza gelir. Adana'yı da eledik. Tam bir oluşturan dağlar aydınlanıyor. Yavaş yavaş güneş gökte. Deda bulunma haliki burada fıstıkçı şahaptan sonra gelip bu eklerden sonra gelip T'ye dönüşmüş. Ekin orijinali. Dolayısıyla da buna ne diyoruz? Sertleşme ya da diğer adıyla ünsüz benzeşmesi dedik arkadaşlar. Yükselirken hemen bir kelime daha var. Yüksek Ünsüz K düşmüş yüksek alçak gibi kelimeleri ünsüz düşmesinde örnek olarak sorularda çokça veriyorlar biliyoruz. Geriye kalan seçeneğimiz ünlü daralması oldu. Cevabımız bolu olacak arkadaşlar. Soru 8. Bize ne sormuş? Hangisi tamlama değildir? Özellikle sıfat veya isim tamlaması istememiş arkadaşlar. O yüzden biz her türlüsünü kabul edeceğiz. Gün boyu çalışmışlar. Gün boyu belirsiz isim tamlaması eledim. Şu diyalog hangi diyalog? Şu diyalog. Bu bir sıfat tamlaması, işaret sıfatı biliyorsunuz. Eledim. Bizimki nerede? Bizimki derken buradaki ki'yi sıfat yapan ki ile karıştırmanı beklemiş açıkçası. Ama o ilgi zamiri olan ki biliyorsunuz. Nerede de soru zamiri. Herhangi bir tamlama niteliği yok. Cevabımız o yüzden Ceyhan olur arkadaşlar. Kendi dükkanın belirtisi isim tamlaması bakır parçası. Gene belirtisi isim tamlaması oldu. Soru 9. Hangisi tür yönüyle farklıdır? Tür dediğinde biliyorsunuz bakmamız gereken şey isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlı, ünlem ve fiil. Tabi kökünün türü derse sadece isim, fiil bakıyorduk. yüklemin türü derse isim, fiil bakıyorduk. Bunları biliyoruz. Toplumu oluşturan bireyler birçok yönden farklılık gösterir. Buradaki farklılık kelimesi sözcük türü olarak isimdir diyebiliriz. Bu farklılıklar herhangi bir şeyin görebileceği kadar açıktır. Açık kelimesi gene bir cins isim. Farklılıkta olduğu gibi bunları eledim artık bana isimden farklı bir e, tür lazım sözcükte. Toplumda çocuklar, gençler, yetişkinler, yeni cins isimler sıralanmış. Bunların her biri de gene isim arkadaşlar. Çeşitli kültür, köken ve dinden insanlar vardır. Nasıl insanlar? Çeşitli kültürden insanlar nasıl cevap verdi? Bu arkadaşım isme sorulan soruya cevap verdiği için de sıfattır diyorum. O yüzden cevabımız 9. soruda Edirne olur arkadaşlar. 10 numara soruya geldiğimde hangisi türcü özdeştir demiş. Demin, demin türe nasıl baktığımızı biliyoruz. Değerlendirelim gene. Dün sabah bizim evin önünde kırmızı bir araba vardı. Biz zamirdir biliyorsunuz. Ali'nin evi, onun evi, benim evim gibi yerine geçti sözcüğün. Dolayısıyla buradaki biz sözcüğü zamir. Bu fidanlar hangi fidanlar? Bu fidanlar burada sıfat. Akşam saatlerinde kente çok şiddetli fırtına. Nasıl fırtına? Şiddetli. Ne kadar şiddetli? Çok. Sıfatı aslında orada miktarını belirten bir neyimiz var? Zarfımız var. Arkadaşlar arkeologlar bu kozu yaparken oldukça tıkça dikçe zarf fiil ki burada da bir zarfımız var. Gene dayım sokağın başı sokak burada isim olmuş. Herhangi bir sözcüğü nitelememiş, önüne gelmemiş, yerini tutmamış isim kaldı. Burada zaten bulmuş olduk. Aynı türde iki sözcü 3 ve 4 cevabımız denizli olacak. Burada arkadaşlar. 11 numaralı soruya geldiğimde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan öge yani durum zarfı. Yani fiile fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna ihtiyacım var. Hiç durmadan bağırıyordu. Nasıl bağırıyordu? Hiç durmadan. Madam Meden gene bize kopya verdi zarf fiili alarak. Nasıl'a cevap veren bir fiilim var. Dolayısıyla cevabım burada Adana olacak. İsme sorulsaydı biliyorsunuz ki sıfat olurdu arkadaşlar. Bu ikisini karıştırmıyoruz zaten. Soru 12. Yukarıdaki cümlelerden hangisi özne yar tamlayıcısı yüklem olsun diye istiyor. Bizden yar tamlayıcısını eskilerden biliyorsunuz ama daha çok şimdi kullandığımız ifade dolaylı tümleş. Bu ifadeyle aslında uyuşup uyuşmadığını da sizden kontrol etmek adına yer tamlayıcısı diye belirtmiş. Soruda özne, dolaylı tümleç ve yüklem istiyoruz cevabı. Şehirlerin gönüllerde yer etmesi sağlayan en büyük özellik tarihli olan bağıdır. Tarihli olan bağıdır yüklem. Tarihli olan bağını şehirlerin gönüllerde yer alması sağlayan en büyük özellik özne. Özne ve yüklemden oluştu. Biri eledim. Biliyorsunuz dolaylı tümle için e, ED'den ne? 9 tane soruya ihtiyacım var. Neye neyden neyden? Kime, kime kimde kimden? Nereye nerede nereden? Gibi sorulara cevap verecek bir öge arıyorum arada. Tarihte kurulan bağın en somut göstergeleri tarihi eserlerin bulunduğu mekanlardır. Tarihi eserin bulunduğu mekan olan ne? Tarihte kurulan bağın en somut göstergesi gene bu özne yüklemden oluştu. Tarihi dokusunu koruyan mekanlar özneyi kenara ayırdı. Modern yaşamın karmaşası içinde bulunan insana huzur verir. Huzur verir yüklem. Huzur veren kim? Tarihi dokusunu koruyan mekanlar özneyi. Nerede huzur verir? Modern yaşamın karmaşası içinde bunalan insana. Bu da dolaylı cümleç oldu. Dolayısıyla cevabım Ceyhan oldu arkadaşlar. Hızlıca 4 ve 5'e de bakacak olursak. Kesme taşlarla yapılmış binalar arasında dolaşmak yüzyıllar öncesine yapılan bir yolculuk gibidir. Böyle olan yolculuk nedir? İşte e, kesme taşlarla yapılmış binalar arasında dolaşmak gene özne yüklem. Çağlara meydan okuyan yapılar virgül attı özneyi ayırdı. Geçip giden zaman insanlara baktı en değerli sermayedir. Yüklem tamlama olduğu için ayıramadım. Bu da yine özne yüklemden oluştu. Cevabım Ceyhan'dır arkadaşlar. Soru 13. Hangisi fiilimsi değildir? Özellikle benden isim sıfat veya zarf fiil olsun dememiş. Fiilimsi değildir demiş. Ben de hepsine genel olarak bakabilirim. Yeni çıkan kitap nasıl kitap? Yeni çıkan an en sıfat fiil eki eledim. İnceleyerek ara gerek zarf fiil eledim. İki yıl önce başlayan bahçe merakı. Nasıl bahçe merakı? İki yıl önce başlayan an en sıfat fiil gitti bu da. O küçük bahçede benim için kitap okumak. Makmek master eki aynı zamanda mayış Mac'daki isim fiil ekimiz. Onu da eledik. Zevkli bir uğraş. Uğraş kelimesi size çok yabancı değildir zaten. Bunun ne şekilde film eki şey almadığını görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Soru 14. Numaralandırılmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Burada cümle sıra numarası verdiği için tek tek seçeneklerde arkadaşlar seçenek seçenek ilerleyeceğiz. A seçeneğine baktığımızda yüklemi edilgen çatılı fiil olan devrik cümle istiyor. Yüklem sonda olmasın. Olmamış zaten. Edilgen olsun istemiş. Burgaz ünlü hikayeci Said Fay'ın ismiyle anılır. Anmaktan anılmak. LN ekini almış. Anılan ne? Burgaz kim tarafından? İşte başkaları tarafından. Dolayısıyla örtülü özne de yerleştirebildiğime göre edilgenliği garanti alıyorum. O yüzden de arkadaşlar devrik edilgen burada doğrudur. İki numaralı cümlede yan cümleci özne olan birleşik bir cümledir. Yan cümlecik fiilimsi içinde barındıran kısımdır biliyoruz arkadaşlar. İskele meydanında ömrünün büyük kısmını orada geçiren Said Faik. Hangi Said Faik? Böyle böyle geçiren Said Faik'in bir büstü vardır. Büstü olan ne? böyle böyle ömrünü geçiren kişi yan cümlecik. O yüzden kim ne sorusuna cevap verip öz ne oldu. Bileşiktir çünkü zaten yan cümlecik varsa fiilimsi vardır ve sözcüğü girişik bileşik yapar. Dolayısıyla da buluyu da rahatça eleyebilirim. Üçüncü cümle birden çok yan cümleci olan kurallı bir cümledir demiş arkadaşlar. Ee, bakalım üçüncü cümlede e, ıssız ahşap konakların önünden geçerek Said Fay'ın yaşadığı eve ulaşırsınız. Birden fazla fiilimsi var mı? Ee, bakıyorum. Ara kerek yaşadığı ev dık dik birden fazla fiilimsi var. Yani birden fazla yani cümlecik var. Yüklem sonda mı ulaşırsınız? Yüklem sonda C'yi de rahatça eleyebiliyorum. Dördüncü cümle özne ve yüklemden oluşan bir isim cümlesidir demiş arkadaşlar. Ee, bakıyorum. Dörtte e, kendi evidir isim cümlesi. Özne ve yüklemden mi oluşmuş? Şimdilerde Said Faik Müzesi olarak oluşmuş. E, Meraklılara hizmet veren ev ünlü hikayecinin kendi evidir. Ünlü hikayecinin kendi evi olanı şimdiler sayfayı müzesi olarak hizmet veren ev. Dolayısıyla kurallı bir cümle. Ee, aynı zamanda arkadaşlar isim cümlesi ve özne yüklemden oluşmuş. Doğru. E seçeneğimizin yanlış olması gerekiyor. Özne ortaklı olan sıralı cümledir demiş. Ee, Müjde yazara ait eşyaları inceleyerek, ara kerek, zarf fiil. Geçmişe doğru yolculuk yaparak kendinizi yani Said Fahin kahramanlarından biri gibi hissedebilirsiniz. Burada hissedebilirsiniz tek yükleme, ikinci bir yüklem yok. Dolayısıyla cümlenin sıralı olması mümkün değil arkadaşlar. Fiilimsi olduğu için bileşik cümle, girişik bileşik cümle. Bu yüzden de arkadaşlar ben ne diyorum? Ee, bu sıralı cümle hatalıdır diyoruz. Cevabımız o yüzden Edirne oldu. Derseniz ki hocam ikinci bir yüklem olsaydı ama gene de fiilimsi yer alsaydı ne olurdu? Ee, o zaman sıralı olma özelliğini gene cümle kaybetmezdi arkadaşlar. Soru 15. Duruluk ilkesine uyulmamıştır. Yani gereksiz sözcük kullanımı söz konusudur. Yani bu tip aslında düşünceyi geliştirme yollarını duruluk, açıklık, yalınlık, sadelik gibi ifadeleri tabi soruda ararken neye göre değerlendireceğimizi bilmemiz önemli arkadaşlar. Buradaki duruluk ilkesinin karşılığı ise gereksiz sözcük kullanılmaması. Ama uyulmamıştır dediğine göre gereksiz sözcük arayacağız. Göçük altında iki tane daha işçinin sağ kurtarıldığı bildirildi. Kurtulmak zaten sağ hayatta kalması zaten o manada olduğundan sağ kelimesine burada ihtiyacım yok. İşçinin kurtarıldığı bildirildi yeterli olacaktır. O yüzden cevabımız Adana arkadaşlar. 16 numaralı soruya geldiğimiz zaman hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Batı dünyası orada doğru. çünkü burada yer belirtmiş. Dünyanın batısı dese küçük yazılacaktı. Alçak gönüllü değil mi? Burada arkadaşlar alçak gönüllü yani mütevazı olmak anlamındaki deyim ayrı yazılması gerekiyor. Cevabımız bu. İnşa etmek mütevazı 19. yüzyıl ifadeleri. Evet doğru sıkıntı yok arkadaşlar. Orada deyimin ayrı olması gerekiyordu. 17 numaralı soruda birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiilleri biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ses olayı yoksa ayrı varsa birleşik bazen de bazı istisnai kelimelerde var birleşik yazılması gereken ayırt etmek burada doğru Darp etmek, darp etmek arkadaşlar. Bu B ile ve birleşik olması gerekiyor. O yüzden cevabımız bolu olacak. Zehir mi edeceğiz? Zehretmek. Şimdi araya mi edatı girince ayrı yazılmış mecburen. Mahcup etmek gene doğrudur arkadaşlar. Soru 18. Düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır. Bununla ilgili birkaç arkadaşım da gene sordu arkadaşlar. Düzeltme işareti dediğim şey birkaç farklı görevde kullanılır. Mesela A'daki görevi Buradaki kelimedeki hali kelimesindeki kullanım mantığı aslında kelimeyi farklı anlamdan ayırt etme gücü. Hal hal aynı şey değil. Dolayısıyla bunu ayırt etmek için kullanıyoruz. Arapça, Farsçadan dilimize geçen kelimeler için. Ama bir de mesela şöyle resmi kelimesi var. Buna nispet iyisi diyoruz arkadaşlar. Bunun amacı aslında o iyinin iyilik eki ya da belirtme hareki olmadığını bize ispat etmek bu düzeltme işaretini kullanarak yani resmi onun resmi gibi değil de resmi daire gibi hani geçerli olan anlamında kullanılan kelimeye denk gelmesi adına böyle kullanılmış. Ama buradaki felsefi de buna ihtiyacımız yok. Çünkü oradaki iyi felsefi konu dediğinde zaten e, belirtme hareki. Dolayısıyla da buna ihtiyaç yok arkadaşlar. Felsefe kelimesinden türeyen bir kelime olmuş gelmiş karşımıza. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Çok fazlaca gelir mi? Çok fazla gelmek bilmekte gelmez ama bilmekte fayda var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Soru 19 noktalama işareti sorusu arkadaşlar hava durumunun insan psikolojisi üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Günlük güneşlik günlerde umutlu, neşeli, sevecen, havanın kapalı olduğu günlerde karamsar, mutsuz, huysuz. Şimdi aslında eş görevli sözcükleri sıralamış ama eş görevli sözcüklerin nitelikçe ayrılan kısımları var. O yüzden de burada virgülün başka bir görevde kullanılmasından dolayı bu arkadaşa ilkine yeniden virgül kullanamam. Dolayısıyla da virgülün yetmediği yer devreye giren noktalı virgülü kullanıyorum. Bazı arkadaşlarım inatla iki nokta ile karıştırıyor. Eski bir alışkanlık. Sadece şeklen benzerlikleri var. Başka türlü hiçbir ortaklıkları yok iki nokta ile noktalı virgülün. Arkadaşlar siz kesinlikle soruda şöyle düşüneceksiniz. Virgül farklı görevde ise ki böyle e, üç görevi var öne çıkan. Eş görevli sözcük ayırması virgülün. E, yüklemden uzak düşmüş özneyi ayırması ve arkadaşlar e, nedir? Ara sözleri iki tarafına gelmesi gibi böyle aktif görevleri var. Bu görevleri tanırsanız zaten aynı cümle içinde kullanıldığında bir tanesinin mecburen noktalı virgüle dönüşüp anlamı bize daha net verebilme çabasında olduğunu görebiliriz. O yüzden de noktalı virgülle başladık. Ne yaptık dolayısıyla? Şöyle seçenekleri elediğimizde iki seçenek kaldı. İkincisinde nokta ve burada da C seçeneği arkadaşlar. <laughs> dolayısıyla da dikkat edeceğimiz nokta ikinci cümle olacak. E, mutsuz huysuz biri olup bulunduğumuz ortama sığmıyoruz. E, yüklem var. Dolayısıyla nokta gelecek arkadaşlar. Cevabımız bundan dolayı bolu olur. 20. soruya baktığımız zaman anlamlı bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir demiş. Bir sıralama sorusu değil. Dolayısıyla arkadaşlar hepsini burada anlamca sıralamamıza gerek yok. Yapmamız gereken şey bazı öncelik sonralık ifadelerinin yerlerini değiştirmek olacak arkadaşlar. 1808 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde köle girişi yasaklandı. İşletme sahiplerinden bazıları köle ticaretinin yeniden başlatılması için sistemini yükseltmeye başladı. Bu ikinci cümle biraz daha sonralara sanki müsait gibi bir konunun ötesine gibi ama bir değerlendirelim. Bu durum Alabama, Mississippi ve Louisiana gibi bölgelerde tarımsal üretim yapan işletmelerin karını önemli ölçüde azalttı. 1860'lı yıllara gelindi. Ülkede olarak köle sayısı azaldı. Özellikle tarımda çalışan kölelerin fiyatları oldukça yükseldi. Konuda geriye döndü. Ee, yükseldi. Bu durum yani bu durumu açıklayan kısım zaten burası değildi. Bu durum fiyatı oldukça yükselten kısmı. İşletmelerin karını azalttı. Evet. Bu durumdan sonra gelen kısım aslında arkadaşlar neyi açıklıyor? Şurada fiyatların yükselmesi. O yüzden 4 ile 2 yer değişecek. Bu durumun açıkladığı kısım şu dördüncü cümle olacak. Sonra diyecek ki işletme sahiplerinin bazıları köle ticareti yeniden başlatılması için seslerini yükseltti. Bunlardan biri de bu arkadaştır en iyi çözümün Afrika'da esirleri köleleştirme olduğunu savundu diye cümle devam etmiş. O yüzden 2 ve 4 yani 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 Ceyhan seçeneği arkadaşlar doğru cevabımız olacak. Öncelik sonralık mantığını değerlendirerek rahatça bulabileceğimiz sorulardan biri. Soru 21. İki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar? Ee, tabii ki konudan komple çıkması çok mümkün değil arkadaşlar. Olması gereken şey aynı konunun farklı bir boyutuna yönelmesiyle paragraf yapması. Siz de birçok kez aslında kompozisyon yazdınız. Konunun daha e, açıklayıcı kısmına geçerken daha farklı bir boyutuna geçerken ne yaptık? Paragraf yaptık. Bunu da öyle değerlendirmek lazım. Ama bunun için ne, yapma, ne yapmamız lazım? Hepsini doğru anlamak lazım. Cümle cümle. 400 yıl önce köpek balığı yüzgeci çorbası. için imparatorların zengin tüccarlarının öğrenlerine servis ediliyordu. Köpek balığı yüzgeci zenginlerde servis ediliyor cümle bir. Çin zenginleştikçe daha fazla sayıda insan köpek balığı yüzgeci çorbasını yemek listelerine eklemeye başladı. Zenginleştikçe arttı durum. Bugün artık orta hali bir Çin lokantasında bile müşterilere köpek balığı yüzgeci çorbası servis ediliyor. O zenginliğe nispeten günümüzde bu hale gelmişten de ünlü gurmelerin Çin'de çorba yapımında çok kullanılan köpek balığı yüzgeci neredeyse hiç tadı olmadığını söylüyor. Şimdi süreçle ilgili Köpek balığı çorbasının Çin'de nereden başlayıp nereye geldiğini anlattı. Şimdi lezzetine geçti. Burada e, farklı bir boyuta geldi arkadaşlar. O yüzden e, 4 olma ihtimali yüksek. 5'ten devam edin. Deli ve kıkırdak e, soyulduktan sonra geriye kalan jelatimsi yüzgeçler lezzetten çok sosyal göstergesi dir Lezzetten devam etti. Birçok insan da e, lezzet alamadıkları için bu e, çorbası sırf sosyal statü göstermek için içiyorlar. Lezzet 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 devam etti. Dolayısıyla cevabımız... Sonuç soruda e, son üç cümlede birleşen anlam lezzet. Önceki kısımda ise Çin'deki tarihsel süreci yeriyle ilgili bahsetti. O yüzden ikinci paragrafımız dörtten başlayacak. Cevabımız Ceyhan oldu. Soru 22 arkadaşlar. Bu sefer sıralama sorusu ve baştan dördüncü istiyor. Tabii ki hadi bakalım bunu alalım dörde koyalım e, gibi bunu bulmamız teknik olarak e, çok mümkün değil. O yüzden de tamamını sıralayacağız. Sıralama yaparken öncelikle ilk cümleyi bulmaya gayret ediyoruz. Daha sonrasında da anlamını takip ediyoruz. Siz zaten duruma aşinasınız. Geçen yıl diye başladı. Bunu ilk cümle kabul edemem. Denizlerin dibinden sessizce yaklaşan devasa gizemli bir cim, her dalgıcın korkulu rüyasıdır. Evet bu bir olmaya sanki müsait. Bunu kenara koydum. Kendisi neredeyse bir kül ile karşı karşıya bulduğu Bir anda konunun ortasına geldi. Üç olmadı. Bu dev dedi. Neyse ki dedi olmadı. Biri aldım. Denizlerin dibinden sessizce yaklaşan devasa gizemli bir cisim her dalga korkulu. Rüyasıdır. Bu dev bir deniz kaplumbağası meraklı bir köpek balığı henüz keşfedilmemiş yemeği ant içmiş başka bir yaratık da olabilir. Evet. Şuraya iki dedim. Ee, daha sonra daha sonra ne olmuş? Şöyle baktığım zaman neyse ki e, burada 3'ü takip ederse daha mantıklı olur. Evet. Geçen yıl Fethiye açıklarına dalış yapan bir dalgıç böyle bir yaratıkla karşı karşıya kaldı. Üç. Kendisi neredeyse araba büyüklüğünde olan yeri arkadaşlar 4 neyse ki korkulacak bir şey yoktu. Bu da 5. Bizden ne istiyordu? 4 numaralı cümle C3 dür sıralamadaki arkadaşlar. Soru 23'e baktığım zaman hangisi söylenemez demiş benzetme istemiş. Düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri, benzetme, ikileme, kişileştirme, birinci kişili anlatım nitelici sözcükler diye sıralayıp gitmiş arkadaşlar. Bakalım. Ee, kalabalık caddenin tam ortasında görenlerin hemen dikkatini çeken heybetli, mağrur, gizemli bir yapı. Nasıl yapı? Böyle 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 yapı. Betimleme, nitelici sözcük. Evet, nitelici sözcüğü rahatça eleyebiliriz işin bu kısmında. Daha sonrasında e, ne demiş? Kanatlı kapısı kapının nakışları tokma özenle yapılmış kapının içeri girer girmez insanın yüzüne değen serinlik. Tam ortasında fıskeyeli bir havuz. Eksiltili cümle istiyorsa alabiliriz ama sanırım yok. Darolular bir 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 selamlayarak giderken her, her oda, her tarihten süzülen bir ışık yüzmesi gibi. Gibi gördüğümüz zaman benzetmeyi hemen eleyebiliyoruz. Arkadaşlar e, aydınlatıyor içeriği. En soldaki büyük odadaki bembeyaz sakalları apak yüzüyle bir dede elinden çekişle önüne bakır kazan hafif hafif vuruyor. İkilemeler var. Kazan küçük bir bakış süreç ya. semaver kapkacak her yer. Hepsinin üstünde elemeyi el, 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 gözünü oldu Belirleden bir pırıntı var demiş. Şimdi olayları yaşayan yapan biri değil. Bu. Dolayısıyla birinci kişiyle anlatım demek mümkün değil. Uzaktan gözlemleyerek anlatıyor. Dolayısıyla bu birinci kişi değil. O yüzden cevap Denizli olur Peki kişileştirme nerede arkadaşlar? Yukarıda gördüğümü hatırlıyorum. Şöyle gıcırdayarak açılan kapının Dar odaları birbir bir selamlayarak ilerlemiş. O da kişileştirme oldu. Ceyhan'ı da eledik. Cevabımız Denizli. Soru 24. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş. Bu tip sorularda öğrenciler çok fazla geliyor. Takılıyorlar. Ee, öğrencinin genellikle beklentisi şu oluyor. Aslında e, konudan tamamen anlamdan kopsun. Böyle bir durum mümkün değil arkadaşlar. E, aynı konu ama farklı bir yön e, aslında vurgulanacaktır. O yüzden konunun çok dışına taşmasını beklemeyin. Aynı konunun e, farklı açılardan değerlendirilmiş bir mantığını görmek lazım. E, Cape Town'un batı kıyısında e, Dungayons adı verilen ve dev dalgalara ev sahip yapan sörf alanlarının yakınlarındaki alçak ve düz bir ada var. Foklar burayı kendilerine mesken tutmuş. Buraları uyukluyor, şu yavrularına bakıyor ve e, arada bir kendilerini suya atıyor. Tamam bu arada böyle böyle yapıyorlar. Sorun yok. Fokların yuvalandığı yer. Halk arasında ayı balığı diye nitelendirilen fok aslında bir balık değil. Memelilerin yüzgeç ayaklılar takımından olup deniz hayatına uyum sağlamış bir kara hayvan. Evet. Bu fokla ilgili bilgi verdi. Cape Town'un kıyısındaki bu yerden ve onların sığındığı alandan bahsederken bir anda foklarla ilgili bilgi verdi. Üçten çok hoşlanmadık. Dörde bakalım. Tüylerin arasında sıkışan hava kabarcıkları, güneşte balıdan foklar takla atıp hız yaptıklarını arkalarında köpükten izler bırakıyor. Balış yapan insanlar bu reşifte böyle böyle yapıyorlar. Oradaki küçük ada ve onların barınma orada yaptıklarından bahsederken fokla ilgili bilgi verdi. Konunun burada dışına taşıp geri döndü. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Soru 25. Hangisi Kafka ile Dickinson'ın Orada özelliği değildir? Ee, bir de Kafka'dan ikinci de Dickens'dan bahsetmiş parçalarda özetleyelim durumu bakalım. Edebiyat dünyası unutulmaz yapıtlar armağından Kafka mutsuz bir kişiliktir. Kafka mutsuzdur. Kenara koydum. Olaylar hep negatif bakan aa, yüzü asla gülmeyen Kafka'nın ruhsal sağlığı bozuktur. Ruhsal olarak iyi değildir. Otoriteler babası yüzünden özgüveni eksik bir çocuk olarak büyüdü. Babası yüzünden böyle babasının etkisi vardır durumda. Yaşam boyunca öyle kaldı. Ee, i̇nsan içine karışmayan yalnız ve içine kapanık bir yaşam sürdü. İnsana çok karışmıyor şöhreti. Öldükten sonra yakaladı. Ölünce şöhret olmuş. Aslında kitapları yayınlanmış. E, Kanlarının yıkılmasını istemiştir ancak yakın arkadaşı Max Brod onu dinlemedi ve Kafka vefat ettikten sonra yazdıklarını yayınladı. Öldükten sonra yazdıkları yayınlanıp e, orada meşhur olmuş. E, aslında şöhreti artmış. Kenara koydum mutsuz bir çocuk. E, ruhsal sağlığı yerinde değil. Babası yüzünden böyle bir durum yaşamış. İçine kapanık e öldükten sonra eserleri yayınlanan, arkadaşı sayesinde eserleri yayınlanan bir isim arkadaşlar. Dickinson'un babası kentin önüne gelen avukatlarından politikacı, dedesi de eğitimci. Her ikisi de toplumla iç içe. Ancak Dickinson hayatı büyük çoğunlukla toplumla izole yaşadı. Babalar farklı ama hayatları izole yaşamaları aynı arkadaşlar. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu da yine ortak özellikleri. Hayattayken sadece 7 şiiri yayınlandı. Ölümünden sonra kız kardeşi odasında kalan 1800 kadar şiiri buldu. Bu şiirlerin tamamını kitap haline getirip bastırdı. Yaşarken tanınan biri değildi. 20'lere gelindi. Dünyanın en tanınmış şairi oldu. Gene öldükten sonra başka birinin etkisiyle eserleri yayınlanmıştır diyebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ortak özelliği değildir sormuş. bakalım psikolojik sorunlar yaşamışlardır. İkisi de her ikisi de yaşamıştır. Doğru. Kendilerini toplumuna nasıl yutlamışlardır, doğru. Öldükten sonra şöhreti yakalamıştır, doğru. Bazı yapıtları kendileri öldükten sonra yayınlanmıştır, doğru. Babalarıyla olan ilişkileri kişiliklerinde etkiler, etkili olsaydı birinin babası baskıcı, aslında otoriter diğerinki öyle değil. Demek ki aynı mantaliteye sahip olduklarına göre bu etkili olmuştur diyemiyoruz. Cevabımız edirne olur arkadaşlar. Soru 26. Havada e, bize sorduğu şey aslında ne? E, kast edilen altı çizili ifadeyle kast edileni istiyor. Bizden havada her zaman temiz su buharı vardır. Bu buhar metal organik kafeslerle suya dönüştürülebilir. Bu kafesler sünger benzeri yüksek yüzey alanlarına sahip. Bu gözlemek yapı sayesinde su toplamak ve depolamak mümkün hale geliyor. Nitekim daha önce metal organik kafes kullanılarak havadaki buhardan su üretilmişti. Ama üretilen miktar küresel bir sorun haline dönüşen sulu açı olacak ölçüde değildi. Ümidini kaybetmeyen bilim insanları yaptıkları çalışmalarla havadan çok daha fazla su üretebilecek bir buluş yaptı. Bu durum yani buluş yapma durumları bu durum e, kurak bölgelerde özellikle çöllerde işte insanlar için bu durum diye kastettiği şey buluş yapmaları. Buna odaklanacağız. Baktığımız zaman havadaki buhardan yüksek miktar su edilecek yöntemin keşfedilmesi yani aslında ne yapılması? Bu buluşun yapılması arkadaşlar. Dolayısıyla da Burada cevabımız direkt anadır diyebiliriz. Buluşla ilgili vurgu yapmış. Soru 27. Boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir demiş arkadaşlar. Baktığımız vakit bizden istediği şey aslında ne? Her ülkenin yüzyılda bir yetiştirdiği dünya şahidi de anılan tüm dünyaya duyurduğu söylenir. Yani her ülke yüzyılda bir bir tane dünya şairi yetiştirip dünyaya duyuruyormuş. Oysa. Oysa diye başladığına göre öncesinde aslında duruma tezat bir şeyle devam etme eğiliminde arkadaşlar. Gerçekte durum hiç de öyle değildir. Söylediği şeyden sonra öyle değildir. Tabii ki cümleyi kastetmiyor. O şairler kendi aralarında dosttan öte kardeştir. Yani burada herhalde şey vurgusu yapıyor. Dost, birbirine uzaktırlar, düşmandırlar, birbiriyle çatışırlar falan gibi bir vurgu var herhalde. Nazım Hikmet ve Pablo Neruda'nın kardeşliği gibi öyle ki e, anılan Nazım Hikmet Neruda ise burada burada buradan nitelikliymiş. Ölüm haberi alına kendisine şiir armağan etmiş. Aynı zamanda Nazım Hikmet Caddesi Pablo Neruda Sokağı diye isimleri ölümsüzleştirilmiş. Onların dostluklarından öldükten sonra bile aralarındaki bağdan arkadaşlar bahsediyor. Yani OC diye vurguladığı kısım şairlerin yazarlarının birbirinden uzak olması aslında. Büyük şairler dünyanın her yerinde el üstünde tutulur. Alakası yok. Kendi yetişli şairler olduğunu iddia eder her ülke. Hayır. Ee, büyük olduğu savunulur. Birbirinden esinlendikleri birbirle iletişim için oldukları düşünülür. Bunun tersini söylese olurdu. İletişim için olmadıkları, tanımadıkları, rakip oldukları gibi. Büyük rekabet içinde, evet rekabet içinde olduğu düşünülür. Oysa diye başlayan kısımda öyle olmadığını rahatça anlayabiliyoruz. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Soru 28. Parçada hangisi çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Günümüz çocuklarının hafızında biriken hikayeler her geçen gün azalıyor. Hikayesi büyüyen çocukları bekleyen o kadar tehlike var ki bu tehlikelerden gelecekte bir bir karşına çıkacak onun. Onların çocukluğuna ait tek anları ekranda gördükleri. Evet bir ekran vurgusu yaptı onların hikayesizliğine. Geçmişe ait anısı sadece ekran ışığından ibaret olan çocuğun geleceği aydınlık e, olamaz. Bu yüzden çocuklarımıza anı biriktirmek, onlarla konuşmak, hayata yaşamak ve yaşayarak öğrenmek çok önemli. Sanal futbolla toprak sahada futbol oynamanın aynı şey olmadığını ancak toprak sahaya çıktığı zaman çocuklar anlar, gerçeklikte anlar. Hafızasında ona ışıltacak bir hikaye, bir yaşanmışlık yani aslında hayat tecrübesi yoksa bir karanlığın ortasında buluyor kendini. Günümüz çocukları ekranla büyüyor. Yaşanmışlıkları yok. Bunu zaman içerisinde anlayacaklar. Bu sanal gerçeklik onları aslında e, hikayelerden yoksun bırakıyor. Çocukla iletişim içinde olmak gerekir. Doğru. Yaşam deneyimi kazanmak deneyim. Arkadaşlar doğru. Çocuklara aile büyükleri birlikte vakit geçirmek. Evet zaten iletişimle vakit geçirmek aileciye burada uyuştu aslında. E, çocuklar sanal dünyada geçirdikleri zamanı kendileri belirlemelidir. Sanal dünyada zaman geçirmesin diyor zaten. Kendileri belirleme vurgusu söz konusu değil. Cevabımız denizde olacak. Çocukların sürekli sanal dünyada vakit geçirmelerinin zararları ileride ortaya çıkacaktır. Evet ileride bunun sıkıntısını yaşayacaklar diyor zaten. Soru 29 arkadaşlar. Hangisi söylenemez? Demiş. Her öyküsünde farklı bir arayış peşinde koşan bir yazar o. Her öyküsün içinde bulunduğu üstümde bir farklılık yaratmaya çalışıyor. Bir arayış bir farklılık var. İnceleyip sık dokuyor. Yani çok titiz. Onun öykü sayısının artmasını engelliyor ister istemez. Evet yani zaman alıyor ve onu engelliyor. Nicelik patlaması yaşanan bir zaman diliminde seçimini edebiyattan yana kullandı o. Yani birçok vasıf sahibi olabilecekken edebiyattan yana kullandı. Onun hiçbir öyküsü okurunda bunu daha önce okumuştum. Duygusu uyandırmıyor. demek ki özgün farklılık yaratıyor. Üç öykü kitabının yanı sıra bir de deneme bir romanı var. Farklı türde eserleri de var. Hem farklı nitelikli eserleri var hem farklı türde. Bu yönüyle kendisini belli bir alana hapsetmediği söyleniyor. bir Sonuçta ne yazarsa yazsın firesiz metinlere imza atma yani firesiz boşluksuz nitelikli imza atma kaygısı taşıyan bir yazardır. O niteliklerinden bahsetmiş hangisi söylenemez diyor. Edebiyatta farklı türlerde eserler vermiş. Evet öykü kitabı var, denemesi var, romanı var. Öykü dışında türlerde başarı gösteremediği Yani bunlar söylenmiş ama bunlarda başarısız denmemiş. O yüzden bu söylenemez. Sürekli yenilik peşinde, arayış içinde farklılık peşinde, sana, sana yüksek sağlam yapıtlar ortaya koydu. Evet niteliği yüksek inceleyip sık dokuyor. Bu yüzden de farklı farklı eserler görüyoruz. Dil ve üslup açısından birbirine benzemiyor. Bunu daha önce okumuştum gibi hissetmiyorsun vurgusuyla da bunu bize vermiş arkadaşlar. O yüzden cevabımız bolu olacak. Soru 30. Bize demiş ki hangisinde özellikle ee, ulaşılamaz gibi bir şey karşımıza geldi. Kütüphaneler çok eski zamanlarda matbaanın bulunuşuna ve günümüze kadar toplumların zenginlik göstergelerinden biri olmuştur. Eski çağlardan itibaren sadece bilgiye sahip olma ve bilgi kaynaklarının depolama yerleri olarak kullanılmış, günümüzde teknolojik gelişim yoluyla bilgi sunma, bilgiden bilgi üretme ve araştırma yapma mekanları haline gelmiştir. Kütüphanelerden bahsediyor arkadaşlar. Kütüphanelerin aslında özellikle eski niteliğinden yoksun, daha farklı... E, nitelikler kazanması yoluyla e, avantaja sahip olduğunu teknolojik gelişmelerde bunun sağlandığı vurgulanmış bize ulaşılamaz ifade ediliyor zaman içinde işlevini geliştirdiği evet zaman içerisinde farklı bir nitelik kazanmış ülkenin kültür düzeyiyle e, ilişkilendirildiği demiş arkadaşlar ülkenin evet kültür düzeyi aslında e, kütüphaneler içinde bulunanların çokluğundan, zenginliğinden bahsediyor oldukça uzun bir geçmişe sahip olduğundan ta ki e, nerelere kadar gidiyor? Matbaalara kadar gidiyor. E, bilgi ve birikimin geleceğe aktarılmasına rol oynadığından evet, aynı zamanda insanın hafızasını besler, geleceğe de kalır demiş. E, gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda daha çok önemsendiğini, önemsendiği için toplumun gelişmişlik düzeyi artması, cümle ters verilmiş arkadaşlar. Bu yok. Zaten geriye de iki seçeneğimiz kaldı. Bunların da olmaması gerekiyor. Matbaanın bulunuşundan önce toplumu kitapla buluşturan tek kurum olduğuna. Bu da tek kurum gene arkadaşlar bir kelime oyunu. Sadece o olduğunu bilmiyoruz. Kütüphaneden kaynaklandığını bu durumun görmüyoruz bu parçada. Dolayısıyla da cevabımız bu noktada Edirne olacak arkadaşlar. Soru 31 Parçada e, Malta ile ilgili olarak hangisi çıkarılamaz demiş. Coğrafi konum nedeniyle Malta'da su kıtlığı olması gayet doğal. Çünkü Akdeniz düşük yağış seviyeleri ve yüksek sıcaklıkların görüldüğü bir yer. Buharlaşmada ciddi su kayıplarına yol açıyor. Dahası Malta'da kilometre kareye 1400 kişi düşüyor. Evet düşük yağış seviyeleri, su kıtlığı ve insan sayısının fazla olması. Yani toprak parçası dikkate alınca çok fazla insan var. Doğa işte toplam ihtiyacın yalnızca yarısını karşılayabiliyor. Bu yüzden Malta'da deniz suyunun tuzdan arındırılmasıyla tatlı su elde ediliyor. Bu su konutlara ve tarım alanlarına farklı alanlarda kullanılıyor. Ee, tatlı suyun üretilmesi bir tercih değil bir mecburiyet bir zorunluluk. Enerji fiyatları sürekli yükselmesine rağmen su arıtma testlerindeki sürekli çalışmak zorunda. Arındırma sürecinin bir yan ürünü olan ve denize salınan tuzlu suyun dışarı... E Deşarjı için harcanan para da sürekli artıyor ama başka da seçeneği yok. Malta su kıtlığı yaşıyor. Hem yağış az konumu sebebiyle hem insan fazla. Dolayısıyla deniz suyunu arıtıp kullanmak durumundalar. Farklı alanlarda bunu kullanmak her ne kadar pahalıya patlasa da bunu yapmaktan başka çareleri yok. Buradan hangisini neyi çıkarabiliriz? Su arıtma sürecinde kullanılan teknikler yüzünden doğal yapının bozuldu. Doğal yapının bozulması ile ilgili hiçbir vurgu yapmamış cevabımız Adana arkadaşlar. Öbürlerine bakalım. Onlar için bu durum bir mecburiyet. E, farklı alanlarda tarımda ya da e, ticari, farklı konutlarda ya da tarımda kullanılıyor. İklim koşulları doğal su kaynaklarının yetersiz oluşu gibi nedenlerle su sıkıntısı yaşıyorlar. Evet iklim önemli bir faktör. Akdeniz coğrafyasının yer alan ülkenin nüfus yoğunluğu fazla birim alanındaki insan fazla cevabımız Adana oldu. Soru 32 arkadaşlar. 32 numaralı soruda hangisine ulaşılamaz denmiş. Ulaşılamaz seçenekleri olumsuzlar. Dikkat ederseniz daha fazla arkadaşlar. Bunu özellikle yapıyorlar. Parçayı cümle cümle net anlamamız gerekiyor. Bu tip sorularda. Bizim çocukluğumuzda iki çocuk tarihçi vardı. İki tane dergi var. Bizim nesle eğitti. Yeni nesilleri de eğitmeye devam ediyor. Gayet güzel metinlere yer veriyorlar sayfalarında. Görsel olarak da albenli. Başka dergilerde de yayınlanıyor. İçlerinde bu işi çok ciddi biçimde yapanlar olduğu gibi çocuğu bir tüketici olarak görüp kazanç sağlama mantığıyla hareket edenler de var. Nitelikli olanlar da var. Kazanç peşinde olanlar da var. Bu dergiler yapanlardan. Şüphesiz insanlar yayınladıkları dergilerden para kazanacak. Ama bunu yaparken çocukları kaybetmek gibi bir duruma düşmemek gerekir metinleri ve resimleri mutlaka bir pedagog görmeli. Çocuğun psikolojik durumu dikkate alınmalı. Aksi takdirde çocuk olumsuz etkilenebilir. Okuma kurdu yerine okuma tembeli olabilir. Onu kaybedebiliriz bu noktada denmiş arkadaşlar. Baktığım zaman ulaşılamazı bize soruyor. Niteliksiz olanların çocukları okumaktan uzaklaştığını doğru. Bazılarının kendilerini yenilip zamana ayak uyduramadığından. Zamana ayak uyduramayan bir dergi grubundan, bir dergiden bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız bu olur. Sadece para kazanma amacı giderek çıkarları doğrultusunda bazı şeylerin yapıldığı. Evet. Hem içeriği hem de görseli oldukça etkileyici olduğu. Birçok farklı nitelik kazandığından da arkadaşlar bahsetti zaten. Bu iş çok ciddi alıp iyi yapanlar da var denmiş. Görsel albenli olarak kısmı daha vurgulu bu seçenek için. Çocukların ruhsal gelişimini gözeterek oluşturulmalıdır. Hatta pedagog görmelidir dedi bize. Arkadaşlar cevabımız dolu oldu. Soru 33 arkadaşlar. Çizgi romanlarda yıllar boyu sadece komedi ve macera unsurları yer aldı. Günümüz çizgi romanı sadece komedi ve macera unsurları barındıran anlatılar olmaktan çıkmış durumda. Bağımsız sinema anlatılarını anlatan kısa hikayelerin interaktif fantezileri kadar geniş bir alanda kapasitesini her geçen gün daha ileriye taşıyor. Öncesinde sadece komedi ve macera vardı çizgi romanlarda. Şimdi interaktif fantezilerle daha da öteye geçti. Interaktif biraz daha ee, karşılıklı e, ne yaparak arkadaşlar, fantazi dediğimiz şey aslında fantastik yani e, hayal edilen anlamında e, bu noktaya kadar ilerledi. Bunu yaparken sadece çizgi romancılar değil farklı entelektüel alanlarda insanları da kendi mecrasına dahil ederek kolektif yani bunları bu bilgileri birleştirerek e, ve zengin içerikler oluşturdu. 21. yüzyıl insanının içinde bulunduğu grift yani karmaşa e, ee, grift durumu eskiden olduğu gibi yüzeysel değil farklı örnekler üzerinde gibi bir şekilde inceleniyor. Bunu da ulaşılamaza bakacağız. Geleneksel çizgisinin dışına taştı. Gelenekselde macera komedi vardı. Çizginin dışına taştı. Sinema sektörüne kaynaklık etti. Sinema ile ilgili hiçbir şeyden bahsetmiş, Söylenemez diyor. İki, iki kesinlikle aldık. Arkadaşlar o yüzden iki olmayanları şöyle edeyelim. Güldür amacının bütünüyle terk ettiği hayır terk ediş falan söz konusu değil. Onların yanına farklı içerikler katmış. O yüzden de 2-3 diyebiliriz rahatlıkla. Arkadaşlar eskiden içerik daha zengindi. Çağın insanı ayrıntılı bir biçimde ele aldı. 21. yüzyıl da zaten bahsettiği cevabımız bolu oldu. Arkadaşlar. Soru 34. Ee, bu diyalogda boş bırakılan yere hangisini getirilmelidir demiş. Bir gazeteci e, ve aslında onun soru sorduğu bir enerji uzmanı var. Enerji uzman cevaplarından gazetecinin sorularını çıkartacağız. Bu tip sorularda tabii ki birazcık daha bize partinin anlatımından hareketle net şekilde durumu verir ama yine yukarıyı doğru tanımak doğru anlamak lazım. Her şeyden önce kömür mü olsun rüzgar mı tartışmalarını bırakıp enerji onun düşünecek verimli teknoloji kullanmaya yönelmek gerekiyor. Enerji harcayan bir türlü araç için daha yüksek enerji verimli standartları getirilmeli. Denetimler sıklaştırılmalı ve özellikle binalarda enerji verimine çok önem verilmeli. Ulaşımda, toplu taşımada, sanayide enerji tasarrufu sağlayan e ürünler tercih edilmeli demiş. Yani alternatif enerji arkadaşlar. Burada çıkarılan sonuç alternatif enerji. İkiye baktığım zaman nükleer santrallerden kWh saat başına 12 birim maliyeti elektrik üretirken rüzgar türbinlerinden 5 ila 9 arasında bir birim maliyette elektrik üretiliyor. Kaldık ki yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel riski çok düşük. Japonya'daki depremden sonra nükleer santrallerinde felakete yol açarken jeotermal enerji santrallerinde en ufak bir hasar yoktur. Temiz enerji kaynakları daha güvenli. Yerli kaynak olması rüzgar, su, güneş enerjisine üretildiği için yakıt maliyetinin olmaması. İklim değişikliğinin etkisinin sınırları içinde olmasını nükleer enerjinin önüne geçiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını. Özellikle arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynağından bahsetmiş. Buraya da yenilenebilir enerji diyebiliyoruz. Dolayısıyla da şöyle seçeneklere baktığımda yenilenebilir enerji vurgusu D'de var. Bir de ne demiş? Türkiye'nin enerji açtığı sorununu çözmek için ne gibi çalışmalar yapılmalı? Bu çalışmanın karşılığı da arkadaşlar alternatif enerji olur. O yüzden cevabımız denizli olacak. Benim tavsiyem parçadan yaptığınız çıkarımı şöyle kenara kısaca not alın ki seçeneğe indiğimiz vakit buna denk buna yakın ne var onu rahatça görebilelim arkadaşlar. Soru 35 ve 36 aynı parça üzerinden cevaplayacağız. Parçada bize diyor ki arkadaşlar atmosferde bulunan Çıkarım yapılamaz dedi 35'te. Aşağıda hangisine ulaşılabilir demiş. Ya da hangilerine. Ee, parçadan hareketle aşağıdaki çıkarımdan hangisi yapılamaz? Atmosferde bulunan karbondioksit miktarının artmasında en büyük risk faktörü fosil yakıtların kullanımı nedeniyle. Enerji sektörü enerji sektörü fosil yakıtları kullandığı için karbondioksite doğaya salınımında etkili bir faktördür. Karbondioksit seviyesinin sürekli olarak artması atmosfer ve okyanusların ısınmasına yol açar. Bundan dolayı atmosfer ısınır karbondioksit attığı için sıcaklık enerji üretilmesi anlamına gelir. Üretilen bu enerji hem hava hem de okyanus akıntıları yönlendirir. E, sistemdeki enerji miktarının aşırı biçimde artmasıyla birlikte büyük küresel süreçlerin değişmesinde kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Artış devam ederse rekor sıcaklıklar, kuraklıklar, aşırı yağışlar, seller bu artışla beraber ortaya çıkarabilir. Oysa yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması ve etkin enerji verimliliğinin önemlerinin alınmasıyla karbondioksit emisyonlarının azaltmak, atmosferdeki karbondioksit artış durmak ve geri çevirmek mümkündür. Halbuki yenilenebilir enerjiyi kullansak her şey daha güzel olur. Vurgusu yapmış. Hangisi yapılamaz demiş. Sıcaklık arttıkça enerji ortaya çıkar. Doğru. Aşırı yağışlar ve seller atmosferde enerjinin ortaya çıkmasını yol açar. Hayır. Aslında enerjinin ortaya çıkışı aşırı yağışlara sebep olur. Tam ters bir durum var. Cevabımız o yüzden bolu olacak. Arkadaşlar karbondioksit oranı yükselir. Ceyhan doğru. Karbondioksit oranı yükselmesi tek nedeni fosil yakıtlar değildir. Evet. Çünkü orada özellikle e, önemlidir diyor. Büyük risktir. En büyük risktir diyor. Enerji üretimi fosil yakıtların kullanılmaması atmosfer karbondioksit oranı düşür. Evet kullanılmasa düşer idi. O yüzden bunları eleyebiliyoruz. 36'ya baktığımız zaman ise bu durumdan hareketle demiş hangisine ulaşılabilir? Atmosferde ortaya çıkan yüksek enerji olumsuz iklim süreçlerinin yaşanmasına sebep olur. Evet buna ulaşılır. Olumsuzluklar yaşatıyor. Bir kesinlikle olacak. O yüzden bu iki arkadaşı eledik. Okyanusların ısınması atmosferdeki karbondioksit miktarının hızla artmasına yol açmaktadır. Hayır. Ee, karbondioksit arttığı için okyanuslar yine ısınmaktadır arkadaşlar. Enerji açığa çıkıyor okyanus da ısınıyor. O yüzden iki kesinlikle olmamalıdır. O yüzden de ikiyi eledim. Ee, enerji üretim kaynaklarını yapacak bir değişimle atmosferde karbondioksit. Evet alternatif enerji geçirirse karbondioksit artışı önlenir. Doğru. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Soru 37 ve 38 arkadaşlar. 37 numaralı soruda bizden yukarıdaki buzulla ilgili olarak hangisi değinilmemiştir denmiş. Bir de 38'de bu buzulla ilgili olarak hangisi söylenebilir denmiş. Yukarıda değinilmemiş aşağıda söylenileni bulacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman bu e, buzulları Batı Antarktika'da kilit taşı gibi bir konumda bulunur. O kilit oynadığı birçok e, kütleye dağılacak, erime hızlanacak. Bu yüzden de buzul bilimciler onu dünyadaki en önemli ve en riskli buz olarak görür Evet dünya için önemli kilit taşı niteliğinde bir buzul. Devasa boyutlardaki buzulların yüz ölçümü aşağı yukarı Britanya kadardır. Yani büyüktür bayağıca. Vurgusu yapmış. Uydu verileri onun her geçen gün daha hızlı eridiğini gösteriyor. Dünyada deniz suyu seviyesindeki yükselişin %4'ü sadece bu buzuldan kaynaklı. Demek ki bayağıca etkili. Tek bir buzul için e, bu çok ciddi bir oran. Böyle önemli bir buzulla ilgili bilgilerimiz ne yazık ki çok sınırlı. Bu da normal. Sınırlı olmasının normalliğini açıklayacak. Çünkü ile buzul dünyanın en fırtınalı kıtasının en fırtına noktasında yer alıyor. Antarktika sınırlarında bile oldukça ücra bir yerde bulunuyor. En yakın araştırma istasyonuna mesafesi 1600 km. Buzula ulaşmak haftalar sürebiliyor. Bu da tüm mevsim boyunca yapılacak araştırmaların iptal edilmesine sebep oluyor. Yani iklim şartları, durum ona ulaşmamızı bu noktada engelliyor. Demiş bir buzul var. Çok büyük bir kütle. Ama kilit taşı niteliğinde eridiği zaman dünyayı çok etkileyecek bir basma sahip ama araştırmak için ulaşmak zor. Erim hızının giderek arttığı vurgusu yapılmış. Büyük bir alana sahip oldu Britanya kadardan. dünyanın en büyük buzul kütlesi olduğu. Bu gene oyunu var. En büyük olduğunu bilmiyoruz. Büyük olduğunu biliyoruz. Belki daha büyüğü de var. Parça bana bunu söylememiş. Buzulları bir arada tutar. Kilit taşıdır. Evet. Deniz suyu seviyesinin yükselmesinde kendi başına bile %4'lük bir etkisi var. O yüzden Edirne'yi de eledim. Cevap Ceyhan. Bu parça harekette bu buzulla ilgili olarak hangisi söylenebilir denmiş. Hakkında az bir sahip olunması nedeni coğrafi koşulları, hava koşulları araştırma yapmayı engelleyecek kadar zorlu olması. Evet bunu net söyleyebiliriz. Zorlu şartlardan dolayı ona ulaşamıyoruz. Adana diyebiliriz. Olumsuz koşullar yüzünden bugüne kadar hiçbir araştırmacı bu ulaşamamıştır. Hiçbir vurgusu yanlış arkadaşlar. Belki ulaşan da vardır. Bilmiyoruz. Denizlerde ne, ne oldu? Olumsuzluk iklim değişikliğine yol açacağı düşünülmektedir. İklimle ilgili bir şey söylemedi bize. Dünyanın dengesinden bahsetti ama iklim vurgusu yok. Denizlerdeki su seviyesinin yükselmesini bilinen en önemli nedendir. Önemli nedendir ama eni gene bilmiyoruz. Belki farklı ne daha büyük faktörler de var. E, su seviyesinin yükselmesi <laughs> erimesi, hızlandığı için su seviyesi yükselmiştir. Yine bir ters mantık var. O yüzden de Edirne'yi de eledik. Cevabımız Adana oldu Arkadaşlar son iki sorumuz 39 ve 40. 39 numaralı soru için demiş ki William Faulkner ile ilgili hangisi söylenemez diğer soruda da hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım. William Faulkner 1962'de 65 yaşında öldüğünde yalnızca kuşağın en önemli Amerikalı edebiyat insanı değil. Aynı zamanda 20. yüzyılın en büyük yazarlarından biriydi. Muhteşem anlatımı, karakter ve timlemelerindeki ustalığı, toplumsal gözlemdeki çeşitlilik ve derinlik eşsiz bir yazı olarak hafızalara kazındı. Önemli bir nitelik, önemli bir kişilikten bahsetti. Kendince bugün de bir kült olarak yaşamını sürdürme yani gerçekten değer verilen bir nitelik olarak sürdürmeye devam ediyor. Geride bıraktığı eserleriyle çok bilinen romanların yanında yine romanların dünyasından da denebilecek öyküleri de var. Romanları ve öyküleri var. Romanların ardında kalmış gibi görünse de öyküleri onun yazarlık dünyasında bir adım atabilme noktasında çok ayrıcalıklı bir yere duruyor. Yani romanların daha nitelikli tanıyoruz ama öykülerinde de göz ardı edemeyiz. Faulkner'in kaynakları son derece yöresel. Demek ki daha folklorik bir kullanımı var. Eserlerinde daha halk kültürü, kaleminden çıkan hemen her şey kendi küçük kasabasında yaşananlardı. Sosyal çöküş ve bozulma içindeki o insanları müthiş gerçekliğiyle ne yaptı? Yansıttı. Onları anlatmadık ustalığı onu dünya yazarı yapmaya yetti. Kendi kasabasını, kendi kültürünü anlatması onu dünyaya mal olmasında etkili bir faktör denmiş. Hangisi söylenemez. Romanlarında önemli izler taşıyan öykülerini tam anlamıyla değerlendirmek için önce romanlar okumadı. Yani öykülerin tehlikeli ama önce gitti romanı oku sonra öykü yok gibi bir şey söylemedi. O yüzden anet gibi duruyor. Ee, dili kullanımda ve karakteri tanıtmada oldukça başarılı olmuş. E, ee, özgünlüğü yakalamıştır. Evet özgün kanadı var. Yerelden beslenmiştir. Doğru. Halk kültüründen beslendi. Daha çok roman yazarı olarak bilinse de öyküleri de var. Yaşadığı için en önemli yazarlar olarak kabul edilen yazar dünya çapında tanınmıştır. Halk kültüründen bahsetmesine rağmen dünya çapında tanınmıştır. Dedik en son noktada arkadaşlar. Aşağıda da hangisi yoktur demiş. Bir e, aslında yine e, aslında düşünceyi geliştirme yollarından verilmiş anlatım biçimlerinden arkadaşlar. Eşleştirelim o zaman bakalım. E, bir ne yapılmıştır diyor. Değerlendirme karşılaştırma devrik cümle vardır. Açıklama vardır gibi denmiş. Şuraya baktığımız zaman hafızaları kazınıp aktar demiş. Burada net devrik cümleyi gördüm. Bunu rahatlıkla arkadaşlar aslında eleyebiliriz. Daha sonrasında e, ne demiş? Değerlendirme e, 65 yaşında öldüğünde yalnızca kuşağın en önemli yazarı aynı zamanda en büyük yazarlarından biridir gibi bir değerlendirme cümlesi var. Arkadaşlar onu da rahatlıkla eliyoruz. Karşılaştırma yapılmıştır demiş. Şurada gibi görüyoruz, benzetme deseydi e, işaretleyebilirdik. Roman ve öyküleri de var deyip karşılaştırmayı da yine burada yapmış. Onunla ilgili açıklamaları da var ama bunları böyle yapmıştır. Şöyle romanları vardır, böyle hikayeleri vardır gibi bir örnekleme yapmamış arkadaşlar. Birçok açıklaması da var. Bu değerlendirme kısımlarından önceki böyledir ediyor gibi kısımlarda böyle böyle yapmaya yetti kısımları da var arkadaşlar. O yüzden de herhangi bir eseriyle ilgili bir örnek yok. O yüzden cevabımız denizli olacak. Burada da Böylelikle çözüm videomuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Size sınavlarınızda, hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.